Bakın diyor ki ben ölümlerin, akan kanın durmasını yürekten istiyorum, diliyorum. Bu savaşı durdurmak için inisiyatif alabilecek olanlar Erdoğan ve Öcalan'dır. Savaşı durdurup bitirmede, çözüm bulmada inisiyatif alabilirlerse, bunun koşullarını oluşturabilirlerse, tecrit kaldırılıp görüşmelere başlanırsa ben şahsen sonuna kadar desteklerim. Bana ceza verildi diye benden sonrası tufan demem. Yeter ki demokratik bir çözüm ve barış sağlansın. Biz desteklemekte tereddüt etmeyiz. Bu konudaki düşüncelerim ağır ceza aldım diye değişmedi yani diyor. Bu arada tekrar aktif siyaseti bıraktığını söylüyor. Belki düzenli köşe yazısı yazarım diyor. İnanç Uysal'a sormak istiyorum. İnanç Bey diyor ki çözecek olan varsa diyor bu sorunu Erdoğan ve Öcalan'dır. Tecrit koşullarının kaldırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Tutukluluğunun devamı kararını ve o yüksek cezayı duyduğunun hemen ertesinde verdiği röportajda Demirtaş. Ne dersiniz? Şimdi bu konuyu daha önce de DEM Partililer ya da HDP'liler bu şekilde dile getirdiler. Aslında sanırım artık bununla ilgili biraz daha dikkatli dile getirmelerinde fayda var bu kararlardan sonra. Yani o Erdoğan çözer, Leyla Zana'dan da duymuştuk biliyorsunuz. Bu irade Erdoğan'da var şeyini. Şimdi bakın herkes orada altını çizdi. Ben de şöyle bir yere götüreyim işi. Çözüm sürecinin başladığı tarih 2014 Temmuz. Orada bir yasa çıkarıldı. Ve o yasanın uygulanması esnasında yaşanacak olanlarla ilgili olarak asıl yasanın alt zemini kamunun orada yaptığı şeylerle ilgili olarak kamu adına yapanların yargılanmasını engellemek gibi bir kamu bir yargı zırhı oluşturmaktı. Ne zamana kadar yanılmıyorsam 2018 yılı ki Sayın Ahat Anlıcan'ın o işte söylediği zamanla da çok yakındır. 6551 sayılı yasa Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yine lağvedildi. Bizde öyle bir durum da var. Lağvedebiliyoruz. Yasayı yazıyoruz dün akşamki gibi. Şimdi böyle olduğu zaman ortada yaşananlarla ilgili olarak biraz önce Sayın Meclis Başkanı'nın vekilinin ifadesi yerini buluyor. Yani çözüm süreci esnasında yaşananları istediğiniz biçimde terörize etmiş oluyorsunuz. Aslına bakarsanız orada hep beraber olan, kamuyla birlikte yürütülen bir işin bir tarafı tamamen konunun dışında bırakılıyor ve bir tarafı konunun içine alınıyor. Şimdi bir hukukçu olarak bakmak mümkün değil ama bizim açımızdan gazeteci olarak okuduklarımızdan ve geçmişten biraz ders çıkararak bu noktaya ulaşmamız gereken bir nokta var. Nedir zamanın ruhu? Bakın ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasaydı muhtemelen zamanlama manidar ülkesi olurdu derim çoğunlukla. Yani bu kadar enteresan zamanlamalar nasıl oluşuyor? Şimdi zamanın ruhu açısından baktığınız zaman Sayın Demirtaş'ın biraz önce kurduğu cümle hiçbir sıkıntı yaratmayacağı bir dönemden geçildi. Şimdi o mesela anayasa değişikliği esnasında eğer daha önceden bir anlaşma olmuş olsaydı DEM Parti ve HDP ile ilgili olarak acaba bugün yaşadığımız şeyleri mi yaşardık? Esas sorulması gereken sorular bunlar. Ayrıca mesela şeyi çok önemsiyorum. Çözüm süreci dediğimiz süreçle ilgili olarak geldiğimiz yerde 40 yıl, 40 küsür yıllık şeylerden bahsediyoruz. Cezalardan bahsediyoruz. Ama onun akabinde Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Bakın bu beni en diyeceksiniz ki böyle değil mi? Yargı böyle işlemiyor mu? Hani istinaf, Yargıtay. Tabii ki böyle işliyor ama Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili ilk cümlesinin bu olması beni mesela bu işin yargı değil de siyasi boyutunu işaretliyormuş hissine götürüyor. Türkiye'de son bir haftadır konuştuğumuz yargı dışında hiçbir konu yok. Tasarruf genelgesi yok, enflasyon yok, yeni anayasa yok. Sadece yargıyı konuşuyoruz. Bir sürü davanın üst üste geldiği bir şey konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını aşmanın bir yolu olarak ortaya konulan, düşünülen Kavala ve Demirtaş'ın davalarının sonuçları beklenirken bunlar çıkıyor. Öyle bir hale geliyor ki hatta işte bir gün sonra yaşananlarla birlikte içeride bir güç mücadelesi var da
bunlar birbirine karşı pazarlık unsuru olarak mı kullanılıyor diye konuşuyoruz. Evet. Feci bir şey aslında konuştuğumuz şey ama gerçek.